Kazakistan'dan sevgili Meruvert Berkaliyeva okuyacak efendim. Sol yanım. Hepinize iyi akşamlar. Benim adım Mervet. Ata yurdunuz Kazakistan'dan sizlere kucak dolusu selamlar getirdik. Şimdi sizlere yetim bir kızın annesi için söylediği özlem dolu şiirini okumak istiyorum. Teşekkür ederim. Sol yanım acıyor anne. Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama. Ali, okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de. Onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmenimiz sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirtte dedirtte öğretti sağım solum. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, arayan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de. Bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak, şimdi söylüyorum. Şuram işte, sol yanım. Çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakasını danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmenimiz ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıktı. Yalan söyledim anne. Dizim acmıyordu ama sol yanım çok acıyordu. Bugün ben de saçlarımı ördürmek istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım işte dedi. Ben de bana ne dedi? Ağladım. Kızım ekmek dedi baba. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler griydi. Zeynep. Annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Üf baba. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum, babam pasta yapmaz, bilmez anne. Hava kararıyor, ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğim. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne, ne olur toprağını üzüldü. Eve gidince aklıma geliyor, bir de onun için alıyorum. Bak, kavanoz yanında, toprağından bir avuç daha alıyorum. Bir
biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım toprağını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyor. Kimseye söyleyeyim ama anne, bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım, seni çok özlüyorum anne. Unutmadan, öğretmenimiz yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazacağım. Öğretmenim anlarsa çok kızar ama bana ne, kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki neyi nasıl anlatayım anne. Senin adın geçince sol yanım çok acır anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamıyorum, ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağın öpeyim. Sen de rüyama gel benim. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanım çok acır anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acır anne. Çok. Seni çok özledim anne. Çok. Çok. Ah. Veren bu gece bitmeyecek. Çok etkilendik yine. Ağzına sağlık ama yani herhalde biz okusak bu kadar güzel okuyamazdık değil mi efendim? Alkışlarla oynuyoruz. Canım benim.